Nasılsınız? Merhabalar, çok iyiyim. Çok mersi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ve yılların tecrübesini bizlerle paylaştığınız için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Phuket Tibet Anaokulu'nda verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, hizmet kalitesiniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Phuket Tibet kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Tabii Phuket Tibet Ankara doğumludur. Ankara'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Üniversite eğitimini Avustralya'da aldım. Avustralya'da psikoloji alanında çift ana dal yaparak mezun oldum. Mezun olmadan önce stajımı anaokulunda yaptım. Ve daha sonra çalışmaya devam ettim yine Avustralya'da anaokulunda. Ve mezun olduktan sonra da Türkiye'ye geri döndüm. Ve Türkiye'de de yine anaokullarında psikolojik danışmanlık yaptım. Ve geçen sene de 2017 yılında kendi anaokulumu açtım. Harikulade olmuş. İyi ki de açmışsınız. Son derece kaliteli bir işletmeciliği de burada sürdürerek sektörde çıtayı yükselten işletmelerden birisiniz. Şimdi bu eşit eğitimlerini yurt dışında aldınız. 2,5-3 yıl kadar da bir süre zannediyorum orada çalıştıktan sonra. Evet. Gerek eğitimin gerek oradaki tecrübelerin bilgi ve birikimiyle burada Türkiye'de ve bölgemizde özellikle son derece kaliteli bir hizmet sunmaktasınız. Tabii ki biz hizmete geçeceğiz ama biraz konumdan bahsedelim değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz efendim? İçte 450 metrekareyiz. Dışarıda da bir 350 metrekarelik bahçe alanımız var. Yaklaşık 700 metre, evet, 800 metre arasında bir alanda hizmet veriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Şimdi belli ki uzun yılların tecrübesi sizde olduğu gibi uzman bir kadroyla da bu hizmetleri yürütmektesiniz ve size gelen öğrenciler ve velilerimize baktığımızda genelde nerelerden gelmekte efendim? Genelde Pendik'e, yani şu anda bulunduğumuz noktadan bir 17-18 kilometre ileriden gelen velilerimiz var. Şimdi Doğum Mahallesi'ndeyiz ancak sadece Doğum Mahallesi'yle sınırlı değil. Yok, öğrencilerimiz değiliz, ve veliler. Değiliz. Yaklaşık 20 kilometre çapında bir alandan bize gelen veliler ve öğrencilerimiz var. Evet. Bunların gelişleri hem kendi araçlarımız tarafından sağlanırken hem de kendi araçlarıyla gelen veliler öğrencilerimizi sizlere teslim ediyorlar. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz geçmek istiyorum. Evet, anaokuluyuz. Belli yaş gruplarına özellikle zannediyorum 6 yaşa kadar hizmet vermekteyiz. Aynen öyle. 6 yaşa kadar gelen teklifler öğrencilerimiz ve velileriyle buradan çocuklarımızı size teslim ediyorlar. Ve saatlere baktığımızda sabah 7, akşam 7-20 geçe gibi son öğrencimiz çıkış yapıyor. Sabah 7, akşam 7-20 geçe oldukça uzun saatler içerisinde hizmet vermektesiniz. Çünkü çalışan aileler özellikle göz önüne alınarak gelen çocuklarımız burada bazıları kendi tarafından, aileler tarafından getirildiği getiriliyor. Için yine onların işten çıkıp onları buradan teslim alabilecekleri saatlere kadar emanetimiz olarak burada kalmakta. Aynen öyle. Şimdi sabah hizmet almaya başlayan çocuklarımız sizden ne tür hizmetler almakta? Onların periyodik olarak saatler içerisinde verdiğiniz hizmet nedir efendim? Şöyle ki sabahleyin bizim gün akışımızdan çok kısaca bahsedeyim. Hı-hı. Sabahleyin geliyor öğrencilerimiz ve biz kahvaltıya saat 8 çeyrek gibi başlıyoruz. Kahvaltımızı biz biraz uzun tutuyoruz. Saat 10 gibi de kahvaltımız bitiyor. Parça parça her gelen çocuğumuzu kahvaltıya alıyoruz. Daha sonra etkinliklerimiz başlıyor. Etkinliklerimiz öğlen yemeğine kadar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu etkinlikler içinde bizim iki ayrı sınıfımız var. Ondan da hemen bahsedeyim. Bir tanesi lütfen. Türkçe sınıfımız, öbürü de tam zamanlı İngilizce sınıfımız. Aradaki fark, Türkçe sınıfında yer alan öğrencilerimiz her gün bir saat İngilizce görürken İngilizce sınıfındaki öğrencilerimiz sabahtan akşama kadar İngilizce eğitimi almaktalar. Yabancı bir öğretmen tarafından. Dediğim gibi öğlen yemeğine kadar etkinlikler devam ediyor. Sonra öğlen yemeğimize geçiyoruz. Öğlen yemeğinden sonra uyuyan çocuklarımız uyku odasına çıkıyor. Uyuyorlar. Uyumayan çocuklarımızın yine farklı etkinlikleri devam ediyor. Ve daha sonra ikindi kahvaltımız. Ve sonra da artık çıkma, hazırlık, çocuklarımızı temizlemek, üstlerini değiştirmek ve velilere şimdi teslim etmek. Biraz evvel saydığınız çalışma şekline baktığımda, biraz evvel de söylediğiniz gibi yurt dışında aldığınız bu eğitimlerin tecrübesi, bilgisi, birikimi. Ama bana göre en önemlisi siz bu işin eğitiminden gelen, gerçekten bu işi vermesi gereken, eğitimi vermesi gereken insanlardan birisiniz. Ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Belki eğitimcilikten de öte, o yaş gruplarındaki çocuklarımızın öncelikle almaları gereken hizmeti siz sunuyorsunuz. Buradan özellikle ben değerli izleyicilerimize bununla ilgili tekrar tekrar tavsiyelerde bulunacağım. Yılların tecrübesiyle izin verirseniz ben de eğitimci tarafımda sizlere özellikle bu bilgiyi sunmak istiyorum. Şimdi burada genel öğrencilerimizin sabah kahvaltılarından başlayarak öğlen yemeklerine dahil olmak üzere onlara çeşitli gıdalar da sunuyoruz. Tabii. Biliyorum ki bütün ürünlerinizi doğal, organik olmaya özen gösteriyorsunuz. Kaliteli ürünler sunuyorsunuz. Yine son derece hijyenik bir ortamda, son derece de profesyonel bir kadroyla bunları sunuyorsunuz. Ve eğitimleri verirken aslında sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında da bana aktardığınız gibi eğitimleri verirken çocuklarımızın eğlenerek, oynayarak öğrenmelerini de sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Bu onların sadece beyinsel ya da
düşünce anlamında gelişmelerini sağlamak değil, fiziksel anlamda da kendilerini geliştirme, aynı zamanda kendilerini toplum içerisinde ifade edebilme özelliklerini de sunuyor. Evet. Son derece başarılı bir eğitim veriyorsunuz ve biraz evvel de söylediğim gibi siz bu sektörde en iyilerden birisiniz. Ama kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar, evet, kurumlar, kuruluşlar da bulunmakta. Özellikle velilerin ve öğrencilerimizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir diyorum. Bizi ayıran en önemli özellik şudur. Biz burada eğitim, evet, bir basamak, fakat eğitimin altında bizim en temel basamağımız mutlu çocuk yetiştirmek. Çünkü ben bir psikoloğum ve benim asıl işim insanları mutlu etmek. Onun için çocukların mutluluğunu sağlamak ve mutlu bir birey olmayı çocuklara öğretmek, ki bunun kriterleri vardır. İşte azimli bir birey olmak, doğru hedefleri kendisi için seçebilmek ve yılmamak seçtiği hedeflere giderken mutlu insanların en büyük özelliğidir. Bu özellikleri çocuklarımıza burada aşılamak, önce onların mutlu bir birey olarak yetişmesini sağlamak benim en temel görevim. Ve ondan sonra da aslında üstüne buradaki etkinliklerimiz ve eğitimimiz geliyor. Şimdi özellikle öğrencilerimizin buraya gelip aldıkları bu eğitimlerin dışında da zaman zaman biliyorum özellikle onlarla paylaştığınız bir takım etkinlikler de var. Bunlar yazları değişen ya da kışın yine etkinliklerden onlara sunuyoruz. Ve bunlarla da yine hayat içerisinde insanlarla bir araya gelerek ya da bulundukları alanlarda paylaşımı, özellikle öğrenmeyi yine geliştiren bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Bunlarla ilgili de sizden kısaca bilgiler alabilir miyim? Özellikle etkinlikler konusunda ne tür hizmetler sunmaktasınız? Tabii ki etkinlikler konusunda biz tamamen hem psikolojik olarak mutlu çocuktan demin bahsettim ama eğitim kısmında da tamamen iki açıdan da baktığımızda çocuğun zihin gelişimine odaklıyız. Zihin gelişimini çocuğun sağlayabileceği etkinlikler biz okulumuzda yapıyoruz. Yani yoksa sadece işte burada çocuğa etkinlik yaptırıp da matematik öğretip de harfleri öğretip de evine göndermiyoruz. Hangi etkinlik çocuğun zihninin hangi alanını geliştirir? Ben bunu biliyorum ve bunu okulumda uyguluyorum. Onun için bizim önceliğimiz çocuklarımızın zihnini geliştirmek, farkındalığını arttırmak, onları güçlü bir birey haline getirmek. Kendine olan güvenlerini güven kazandırmak. Aynen öyle. Buradaki her etkinliğimiz benim elimden geçiyor. Okul müdürümüzün elinden geçiyor ve ondan sonra öğretmenlerimize dağıtılıyor. Genelde diğer okullarda farklıdır. Öğretmenler etkinliklerini kendileri seçerler. Fakat dediğim gibi zihin gelişimi odaklı olduğumuz için benim etkinlikleri mutlaka görmem gerekiyor. Aslında şimdi çocukların beyni ve beyni. Özellikle eğitimciliğe baktığımızda eğitimcilik öğretirken öğrenme özelliği de getirir insanlara. Hem öğretirken kendimizde geliştirme ve öğrenme özelliğimiz, evet, var. Özellikle de burada çalıştırdığımız öğretmen arkadaşlarımız da zannediyorum siz yılların tecrübesini, bilgisini ve birikimlerini onlara da aktarıyorsunuz. Onlar da bu işi son derece zaten başarılı olan altyapısının üzerine sizden aldıkları eğitimlerle birlikte son derece başarılı bir hizmet yürütmekteler. Bu sebeple de sektörün en iyisisiniz ve bölgenin tamamına hitap edebiliyoruz dedik. Evet. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içinden gün itibariyle size de tercih çıkarsa, sizler insanlarla buluşmanız için sizin nerelerden ve nasıl ulaşacak sevgili izleyicilerimiz efendim? Bizlere ulaşmak çok kolay. Instagram hesabımız var, Psikolog Buket Tibet. Facebook yine aynı şekilde Psikolog Buket Tibet ve bukettibetanaokulu.com. Bir de telefon numaramız var. 0544-342-78-80. Buradan da buralardan Buket Tibet'te yazılarımız zaten her yerden çıkıyor. Özellikle sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgileri ve görsellere sevgili izleyicilerimiz ulaşabilecekleri gibi, evet, telefon numaralarından size ulaşıp, evet, sizden rezervasyon yaptırabiliyor, öğrencilerle ilgili bilgi alabiliyor ve hatta sadece danışabilmek adına da, evet, değerli izleyicilerimiz sizleri buralardan arayabilecek. Aynen öyle. Şimdi çok kısa zamanda bu sektörün en iyisi olduğunuzu söyledim. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Öncelikli olarak kalitemizden ödün vermeyeceğiz. Bu gerek öğretmen kadromuz olsun, ilk açıldığımızdan beri böyleyiz. Gerek eğitimimiz olsun, gerek psikolojik desteğimiz olsun ailelere ve çocuklara verdiğimiz. Bizler için kalite ve bilimin ışığında ilerlemek önceliğimizdir ve hiçbir zaman bu iki kalite ve bilimin ışığından ayrılmamak değişmeyecek. Belki zaman içerisinde şube sayısını arttırmak, belki daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz elbette olabilir. Ama anladığım kadarıyla önceliğiniz kalite ve kaliteden ödün vermemek. Aynen, diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim, bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri siz bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız ki bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde belki paylaşamayacakları en önemli değeri çocuklarını size güvenip teslim eden ve sizlerden aldıkları hizmet sonrası duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmuş izleyicilerimiz var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz?
Tabii ki velilerimiz zaten bizlerin baş tacı. Buradaki veli hizmetimiz de bizim son derece etkin bir şekilde devam ediyor kurduğumuz kadroyla. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizleri güvendikleri için, çocuklarını emanet ettikleri için. Ve biz birlikte büyüyoruz onlarla. Bu benim tek başıma yaptığım bir iş değil. Velilerimizin işbirliği olmasaydı biz yol kat edemezdik. Çok teşekkür ederim hepsine. Efendim bizi verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimiz sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere İstanbul Pendik Doğum Mahallesi ve sektörünün en iyisi Buket Tibet Anaokulu'ndan seslendiğini söylemiştik. Bölgede bu sektöre hizmet veren işletmeler arasında ciddi anlamda bu işi en iyi yapan işletmelerden biri. Gerek altyapısı, eğitimleri, gerek profesyonel kadrosu verdikleri kaliteli hizmetleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Eğitimi, verilen eğitim kalitesi, çalışan kadrosu ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Efendim bizler için ayırdığınız değerli dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Kabul edersiniz ki burada verilen hizmeti bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktaramayız. Evet. Ancak bu yoğunluk içerisinde bizler için ayırdığınız dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim.